Çiftçinin halinden sorduğum yok. Benim 200 tane malım var. Onun kayıtını neredeyse Bulgaristan'dan getirin. Kendi toprağımı kendim ekemez haldeyim. Şimdi bir tarla dağıtımı oldu. Adamın yandaşları gidiyor hazineye alıyor. Ben 64 yaşındayım. Bir metre toprağa ihtiyacım var. Bir metre. Çünkü geçimimi, çoluğumu, çocuğumu ondan doyuruyorum rızkını. Senin gibi gidip 30 milyar, 35 milyar maaş alıp da cibimi şişirmiyor. 1.000 lira muhtaç insan. Doğru mu? Arkadaşlar, yani konuşma stilimiz. Gelen milletvekillerine AK Partililer veyahut da herhangi bir parti. Yandaşları. Ama milletvekilim, şu derdim var, şu ihtiyacım var. Sus. Niye susturun lan beni? Adam benim derdimi dinlemezse benim halimi nasıl bilecek? Müslüman Müslümana nasıl yardım edecek? Şimdi AK Parti oy topluyor öyle mi? 25 tane oya sözüm geçerli. Tekini bilen şerefsiz. Lan iyi, tamam iyi. Devletin savunma sistemi İHA edip o patlayıcı maddelerdi kendimiz yapıyoruz. Onları iyi amen. Ama vatandaşı hiç düşünmedin ya. Cibimde 4 kuruşluk maaşım var. Param varsa şerefsizim. Kaç gün oldu bu maaş alalı? Ya sen benim halimden anlamıyorsun ki gidiyorsun. Bana burada maske yasağı. Neredeyse kaymakamının 4 polis kral oldu başımıza ya. Sen geç şu önüne. Ya yurt dışında olsan, yurt dışında olsan bu kadar muamele görmen ya. Ümre'ye gittim. Arap polisi gel hacı. Burada Konya havaalanında polis olmuş dayı. Kimse yok. Geç, şuraya geç. Ulan ya hangisini anlatayım ya? Hangi derdimizi anlatayım? Şurada iyi kötü bir otlaki arazimiz var. Atış alanı yaptılar. Aman koyunu çıkarttın bu yanıya geçme. Ne var? Bomba atılıyor. At lan eskilin içine at da. Ayıksın lan. Ne o aşırı atın? Eskilin içine at. Faydasız adam zaten. Ölmüşüz zaten. Ya anlatacak anladım, çok şey var. Çok haklısın. Ama derdimizi anlatacak vekil bulamadık arkadaşlar. Şimdi orada püf noktası şu. Ha. Bunlar diyor ki Atala Üsküdar'ı geçti. Geçti. Size ne zaman fırsat geliyor? Sandık önünüze konulduğu zaman. Eskilin derdini dinleyecek. Çiftçinin derdini dinleyecek. Aksaraylı'nın sorununu çözecek. Kişileri bulacaksınız. Hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. Çoğumuz birbirimizi tanıyoruz. Haklısın. O bahsettiğim milletvekili işte 35 bin lira maaş alıyor diyorsun. He. Keşke aylık sana 300 bin lira verelim de şu hazineden elini çek desek daha karlı çıkarız ya. Keşke maaş da kalsa ya. Biz nelerini biliyoruz. Eski grup başkan vekili. Yani selam sadece aleyküm, bankalardan milyon dolarlık krediler var kamu bankasından. Ama sandıkta eskinin yolunu bilmeyenlere gerekeni yapacaksınız. Ya gerekeni yapacağız da şimdi bu yüzlü arkadaşım ismin ne? Ali Abbas benim. Ali Abbas benim ismim. Ya şimdi şöyle bir durum var. Sizde de boşluk çok. Siz yani siz 4-4'lük görevinizi de yapmış değilsiniz. Nasıl boşluğunuz çok? İnsanlarla tamam şimdi bak abi kardeş gibi bir araya gelip derdimizi anlatabiliyoruz. Değil mi? Evet. Yahu siz CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti. Değil mi? Evet. Babam, dedem, Cumhuriyet Halk Parti. Ya varıyorum. Yanlış anlama. Bir arkadaş bir davalık işim oldu. Kendim eskilliyim. Annem Amaratlı. Yeniköy evet. Şurada. Amaratlı. Orada bir tarla davası oldu. Hakkımı ya ben ilkokul 4'ten terk olmuş bir insanım.
Hakkımı savunsam zaten avukata ihtiyaç duyar mıyım? Hakkımı savunamadım. O, hakim öyle dedi. Hakim öyle dedi. Yaz kızım. Yanında Masir. Hakkımı savunamadığından dolayı dosya kapanmıştı. Vallahi bak 110 dönüm tarladan bir ceza aldıysam şerefsiz.